Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Bugün herkesin evinde olduğunu düşündüğüm malzemelerle lezzetli bir akşam yemeği tarifi göstereceğim. İlk olarak 1 adet büyük boy patatesi soyup doğruyorum. Kullanacağınız patatesler küçükse eğer 2 veya 3 adet de haşlayabilirsiniz. Patateslerin boyutunu geçecek kadar su ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Patates haşlanırken bizler de diğer işlemlerle devam edelim. Yoğurma işlemini yapacağımız kabın içerisine 1 su bardağı köftelik bulguru ve 1 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Çatal yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kapatalım. Bu kısımda mutlaka streç kullanın arkadaşlar. Tencere kapağı falan hava alabilir. İşimiz garantiye almak açısından streç kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir tutam maydanozu yemeklik doğrayalım. Aynı şekilde bir orta boy soğanı yemeklik doğruyorum. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazdım bakmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu kısım önemli. Dikkatlice dinleyin. Patatesleri soğuması için farklı bir kaba alacağım. Oda sıcaklığına gelmeden asla yoğurma işlemine başlamıyoruz. Eğer sıcakken yoğurma işlemini yaparsak hamurun gerçek kıvamını görmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bulgurlar şişti. Yoğurma işlemini artık geçebiliriz. Kaşık yardımıyla bulguru karıştıralım. Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri ekliyorum. Patatesler oda sıcaklığında arkadaşlar lütfen unutmayın. Normalde 2 yemek kaşığı un bizim işimiz görecektir. Fakat hamurunuz cıvıksa eğer biraz daha un ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 5-6 dakika güzelce yoğuralım. Eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem elimize daha az yapışacaktır hem de daha rahat çalışıyoruz. O yüzden mutlaka kullanın. Kıvamı bu şekilde olmalı köftelere şekil vermeden önce köfteleri koyacağım tabağa un gezdiriyorum birbirlerine veya tabağa yapışmamaları için bu kısım önemli gösterdiğim büyüklükteki parçaları avucumuzda yuvarlayarak istediğimiz şekle getirelim Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme. Şu an izlediğiniz tarif videosu gibi yüzlercesi Instagram hesabında mevcut. Instagram kullanıcı adım şu an ekranda yazıyor. Ayrıca yorumlar kısmına da linkini bıraktım. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Kaynayan suya tuz atıp köftelerimizi haşlayalım. Çok değil arkadaşlar. 6-7 dakika yeterli olacaktır. Zaten pişen köfteler suyun üzerine çıkacağı için pişip pişmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çok fazla hasar vermeden arada bir karıştırabilirsiniz. Haşlanan köftelerimi suyun içerisinden alıyorum. Haşlama suyundan bir su bardağı ayıralım arkadaşlar. Sosu yaparken lezzet vermesi için kullanacağız. Hazırlığımız bitti. Yemeğimizi artık gerçekten yapabiliriz. İlk olarak doğradığım soğanları kavurmakla başlıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edelim. Bu kısımda ben domates püresi kullandım fakat konserve domates veya taze rendelemiş olduğunuz domatesleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar hiçbir sorun olmaz. 1 su bardağı haşlama suyuna artı olarak 2,5 su bardağı normal su ekliyorum. Baharat olarak sadece kekik ve tuz kullanalım. Köftemiz zaten baharatla abartmaya gerek yok. Güzelce karıştırdıktan sonra köfteleri ekleyelim. Köfteler sosun içerisinde 2 dakika kaynadıktan sonra yemeğimizi ocaktan alabiliriz. Altını kapadıktan sonra maydanozu ekleyebilirsiniz. Yemeğimiz hazır köfteye şekil verme kısmı biraz uğraştırsa da bu lezzete değer diye düşünüyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.